Amerika Suriye'de kaybetti. Suriye'yi parçalama stratejisi bölge ülkelerinin aktif olarak sahaya inmesiyle ağır bir darbe aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekibinde bazı kafalar hala karışık. Astana masasında siyasi çözümün adımları olgunlaşırken hükümet kanadından çözümü baltalayacak açıklamalar geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Daily Sabah gazetesi için bir yazı kaleme aldı. Yazıda dikkat çeken ifadeler var. Kalın'a göre İdlib'teki terör hedeflerine yönelik operasyonlar, Astana ve Cenevre sürecindeki çabaları baltalar. Suriye'deki yıkımın sorumlusu da Şam. İdlib'e yönelik herhangi bir saldırı ölüm ve yıkımdan başka bir şey getirmeyecek olup, hem Cenevre hem de Astana süreçlerindeki tüm siyasi çabaları baltalayacak. Bu da Esed rejiminin ahlaksız bir zafer olacaktır. Herkes savaşın ikiz canavarları arasında sıkışan Suriye halkını izlemekle yetindi. Yüzlerce insanını katleden acımasız Esed rejimi ve DAEŞ'la PKK'ya bağlı PYD, YPG gibi farklı terörist gruplar da Suriye topraklarındaki ölüm ve yakımdan sorumludur. Kadın Türkiye'nin aslan ortaklarını da hedef aldı. Rusya ve İran'ı IŞİD'i kullanmakla suçladı. Rejim ve destekçileri İran ve Rusya'da Levant'a yeni bir harita çizme gayelerini haklı çıkarmak için DAEŞ canavarını kullanıyor. Tüm bu unsurların Suriye'deki ılımlı muhalif grupları siyasi ve askeri olarak yok ettiğine veya zayıflattığına şahit olduk. Hazırlık süresi kendilerine tanınmadı. Kalın, dünyanın İdlib ve çevresindeki çıkmazı önlemek için de çok az çaba gösterdiğini aktardı. Amerika'nın kimyasal saldırı provokasyonlarına destek verir nitelikte ifadeler kullandı uyarı, öfke, endişe vesaire gibi açıklamalar ile hiçbir yere varılamaz. Kimyasal silah kullanması halinde Esed rejimine saldırı tehditleri şu iki nedenden dolayı anlamsızdır. İlk olarak rejim geçmişte kimyasal silah kullanmış ve rejimin bu kapasitesini yok etmek için hiçbir şey yapılmamıştır. Sadece görüntü vermek için yapılan az sayıdaki saldırı hiçbir anlam ifade etmemektedir. İkinci olarak kimyasal silah kullanımını şarta bağlamak, rejimin konvansiyonel silahlarla katliama devam edebileceğini söylemenin başka bir yoludur. İşte bu Suriye Savaşı'nın utanç verici bir ironisidir. Rejim kimyasal silah kullanmanın yanı sıra konvansiyonel silahlarla çok daha fazla insan öldürmüştür. Ve rejim halen bu iki tehdide sırtını dayamaktadır.